Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Bugün şimdi Cafer Erol'dayız. Muhteşem tatlarla devam edeceğiz. Yani 1807'de başlayan macera, babadan oğla, dededen oğla, saray tatlıcılığı derken 1935'te ilk şubesini İstanbul'da açıyor. Burası aslında profiterolüyle bayağı da ünlü ama birden fazla ünlü şey olduğu için hepsini sizler için deneyeceğiz. Yani olay siz, öyle değil. Berk Bey, siz profiterol severseniz bir verin bakalım nasıl gidiyor, beğeniyor musunuz? İddia o ki Türkiye'nin en iyi profiterollerinden biriymiş, iddia bu. Ama çikolatası falan bayağı bol gördüğüm kadarıyla. Bol bol, profiterol olduğuna inanmadım ilk başta ya. Yani o kadar ki sadece çikolatasını aldım ya, şöyle göstereyim. Sadece çikolatası bu kadar yani. Ne diyorsunuz? Evet, ilk tadımı gerçekleştirdim. Hamuru böyle biraz kek hamuru gibi. Profiterol kremasındaki o benim sevdiğim o krema kokusunu ben alamadım. Belki de çikolatanın yoğunluğundan. Ama tekrar deneyeyim. madem şampiyon, bakınız madem böyle aldım. Evet, aldım. Bak, güzel. Ortalamanın üzeri olduğu kesin. Kesin. Bir de böyle hafif tuz atmışlar. O tadı yoğunlaştırsın diye. Yani siz daha iyi bilirsiniz. Bir hafif tam tuz olunca. Ya benim çok tatlıyla aram yok. Beni tanıyorsunuz. Evet. Ekmek ama alabilirim. Yok yok, çok güzel. Sanki ya, ekmek bana yormuşçasına. Sevgili izleyiciler, beni gördünüz. Benim tatlı yediğim hiç olmaz hiç yani. Olmadı hiç. Ya burası zaten çok çok köklü bir müessese. 1807 yılında kurulduğu söyleniyor. Sonrasında tekrar bir ayrılış. Sonrasında tekrardan 1935 yılında tekrar geldiği söyleniyor. Lezzet tabii ki tartışılmaz. Ama fiyat performansa da bir bakmak lazım. Bakalım diğer seçeneklerde neler var. Yani bugün buranın 3 ünlü tatlısının tadına bakacağız. Hadi. Nedir bunlar? Tulumba var. Ve özel tulumba. Ayva tatlısı var. Özel ayva. Ayva gerçekten özel. Profiterol de burada çok popüler olduğu için sizler için paylaştık. Son bir tadına bakayım ben ki hani seyircimizin de hakkı kalmasın diye. Bu da göz hakkı. Bunu gerçekten sizler için yiyeceğim ama gelmedi. Ben yardımcı olayım. Geldi galiba. Evet evet, bakıyoruz. Sonuncuyu da sizin güzel hatırınız için şunu da yiyorum. Şurada bir tane de gösterelim şey. Nasıl olduğunu. Altı atacağım. Bir tane öyle bu tarafa. Çünkü netlemiyor ya kamera. Gayet hoş. Güzel netledi ya. Evet, profiterol seveni için burası gayet ideal. Sevgili dostlar. Çok iyi. İyi mi diyorsunuz? Yok, gayet iyi, gayet giderli. Tamam, olur. Burası gerçekten profiterolle göz doldurdu. Tabii bari bunda iyi. Kadıköy'de tatlı yiyebileceğiniz bir yer daha var, Baylan. Onu da yine çekip bir versus videosu da yaparız diye düşünüyorum. Peki sevgili Berk Bey, profiterolün porsiyonunu nasıl buldunuz? Valla bana porsiyonlar bir tık az geldi, ne yalan söyleyeyim. Ya da gözüme mi az geldi bilmiyorum ama atıyorum bu kadar porsiyonun fiyatı 30 liraysa çok okey gibi. Tulumba'nın porsiyonu biraz az geldi, onu az sonra görecek sevgili izleyenler. O zaman next. Ama ayva da büyük. Ayva da büyük. Bu üçü burada bayağı popüler gözüküyor ve kabı da bir değişik. Şöyle bir kapta geliyor. Güzel. Şu an biz tulumbaya mı yürüyelim, ayvaya mı? Bir tulumbayla yemesi daha kolay olacağız. Değerlendirme yapalım. Efendim bakın, çatal kaşık yine böyle. Temiz bak. Tulumba da böyle. Tulumba da bu ufak gözükebilir ama bunlar bildiğiniz tulumbalar gibi değil. Bayağı büyük bunlar yani. Yani bakıyorum. Bu arada ben tulumba çok severim. Tüm öğrenciliğim bu tip tatlılarla geçti. Niye? Tulumba öğrenci tatlısıdır aslında. Ucuzdur, keyiflidir. Şöyle bakalım. Dışı kıtır, içi yumuşak. Ben bir tık daha az şekerli tulumba seviyorum. Ben bu tulumbanın pahalı olanını hiç anlamıyorum ya. Hepsi aynıymış gibi geliyor bana. Pahalı gibi zaten. En pahalısı budur zaten. Muhtemelen. Ama yağ kokmamış gibi. Tamam.
hafif tarçın var sanki içinde. Böyle bir vibe aldım. Alamadım. Tulumba böyle çok bir yükselmedim ben ya. Normal tulumba gibi. Geldi. İçi cevizli falan denmişti ama. Ceviz sade herhalde. Bu ucuz olanlar. Sade olmayan tulumba. Tulumba benden geçmedi ya. Proktrol okey ama tulumba. Ortalama. Ya ortalama ama. Şimdi bize sevgili cevizler. Bir şey diyordun. Aynen. Tat olarak ortalama belki ama fiyat olarak ortalama olduğunu sanmıyorum. Göreceğiz onu da. Onu göreceğiz. Ama bir tulumba ne yapabilir yani, bir de o var. Ya işte ne bileyim, böyle üstüne bir tahin gezdirirsin, içine ceviz koyarsın, Antep fıstığına banarsın. Bir şeyler yapılır yani. İşte burası 1800 gelenekçi bir yer yani. Böyle bir inovasyonlara, yeniliklere karşı var. Benim anladığım belki de değildir. Yani şimdi adam bana sık et değil mi? Profiterol tabii 1800'lü yıllarda. Profiterol bizim daha Orta Asya'da biz göçerken profiterolle göçerdik. Onu lütfen. Doğru. Azık olarak profiterol koyuyordu annem yanıma 1800'lü yıllarda, hatırlıyorum. Her okula gidişimizde yanımızda bir sefer tasında. Evet yani. Ben şahsen ucuz pastaneden profiterole daha okey. Şey, tulumaya daha okey. Ortalama diyebiliriz. Evet, şimdi de benim favori tatlım olan ayva tatlısına geçiyoruz. Şimdi ayva tatlısında bence olmazsa olmaz nedir? Kaymaktır. Yani kaymağı da iyi değilse bir ayva tatlısı kendince beraber olamaz. Benim bir küçük sorum olacak bu noktada. Buyurun. Bu ayva tatlısı böyle bazen sarımtırak oluyor, bazen kırmızı oluyor. Bunun sebebi nedir? Çok çok güzel bir sebebi var bunun. Haşlarken bazısı çekirdeğiyle haşlıyor, bir kısmı çekirdeksiz haşlıyor. Çekirdekle haşlarsan ne oluyor? Kırmızı oluyor. Kırmızı oluyor. Yani şu an bakıyorum ayva tatlısına. Kaymak miktarını görmeniz adına şey yapıyorum. Yani objektif olamayacağım. Benim favorim tartışmasız ayva yani. Yani çok iyi pişmiş. Ayva erimemiş, kaymak kaliteli, şeker dengesi müthiş mi? Ayva tatlısında şekerle o ekşiliği yan yana götüren bir tat var ya. Bir şey diyeyim mi? Bu çok iyi ya. Ben normalde ayvayı çok sevmem. Yalan yok yani. Ama bunda kaymağın o süt kokusu, ayvanın iyi pişmiş olması ama şey olmaması, ne o? Ne böyle reçel gibi olmamış. Aynen. Bu çok iyi ya. Kendini korumuş. Bakın bunu da sizler aynen için kaymaksız. Buyurun. Bir dene bakalım. Ben profiterole çok yükselen bir insan olaraktan ayva tatlısını burada çok daha fazla beğendim açıkçası. Burada kesin söyleyin ayva tatlısını. Yani bunun hiç fiyat performansına bakmam mesela. Bu söylenir. Bu ne gibi biliyor musun? Bozdoğan'da, Kukulpile'de tatlı gelmişti ya. Evet, yani biz diğerlerini yani yıldız falan yapmıştık ama. Bu arada o videoyu da şu yukarıdan izleyebilirsiniz. Kukul pidedeki tahinli pide yıkıp geçmişti masayı. O da çok iyiydi mesela. Bu burada da ayva tatlısı bence hepsini yıktı geçti. Yıktı geçti net. Yani buna yani fiyat performans dediğin gibi bakılmaz. Bakılmaz. Bence 1 ayva tatlısı, 2 profiterol, 3 seviyorsanız tulumba. Hatta yani tulumbayı 5'e de koyarız, yemedik ama. Yani tulumbaya daha az para verebileceğiniz temiz patlı yer bulursunuz aynen diye düşünüyorum. Normal mahalle pastanesi. Muhtemelen buradaki bir porsiyonu eve yarım kilo alır götürür evde çocuklarla yersiniz yani. Aynen öyle. Evet, şimdilik ayva the best. Ayva önde. Evet sevgili dostlar, yedik içtik, yuvarlandık. Şimdi de fiyat performans kısmını Berk Bey'e şöyle göstererekten. Valla şimdi soruyorum. Kaymaklı ayvayı çok beğendik fakat porsiyonu 50 liraymış. Ama kaymak bence artı ayva aynen 50. Sade yerseniz yani ayrı ayrı fiyatlar. Ayva 33, kaymak 17. 17 lira. Bence yine de okey. Yani fiyat performans mı? Evet, çünkü lezzet çok iyi. Lezzet bayağı iyi. Yani haftada bir tatlı yiyeceksen bunu yerim abi. 50 liraya veririm. Aynen. Tulumba 22 liraymış. Yani 22 liraya kilosunu satan pastaneler de var. Yani vardır da onların yağdır, mağdır, sağlıklı. Bu da sağlıklı ama hani tulumba seviyorsanız gelin burayı da bir deneyin. 22 lira çünkü dediğin gibi bir yarım kilo alırsın bir yerden belki de. Ya bence bütçeyi çok zorlayacak şeyler değil. Profiterol 39 lira porsiyonu. Her yerdeki kadar fiyat bence. Kilosu da zaten 90 lira falan profiterolü. Yani böyle bir yerde, böyle bir kalitede, böyle bir tarihi bir dokuda. Ve de Kadıköy merkezinde bence bu fiyat bu performansa değer. Bence de. Peki masanın yıldızı diye
bir soru sorsam. Ayva, net ayva. Ayva hepsini döver geçer. Evet, bugün Şekerci Cafer'in oldaydık. Sağ olsun Berk Beyler de yoğun programlarına rağmen bize destek oldular. Çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Görüşürüz.